kamuoyunun son nabzı da bizim için önemli. Yani kamuoyunun son nabzı nasıl atıyor Ertan Aksoy'u biliyorsunuz herhalde. Bilirim. Bir nihayetinde SODEV'den. Şimdi Ertan Aksoy'un bir anketi var. Bu ankete göre bu pazar... dur şeyi okuyalım. Künye yazıyor mu burada? Evet, dur verme. Etma. Mobil panel ortamında %95 güven aralığı, %2 hata payıyla 2400 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Efendim o şekilde künyeyi de okumuş olalım. Evet, bakalım şeylere. Bu pazar seçimi olsa Adalet ve Kalkınma Partisi %34,8, CHP 27,2, İyi Parti 13,1, MHP 9, HDP 8,9, DEVA 3,1, Gelecek 1,8, Saadet 1,6. Bu arada ilginç bir şey oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaret etti. Yanlış söylemiyorum adını. Saadet Partisi, evet. Yüksek İstişare Kurulu'nun başında Oğuzhan Asil Türk. Yani ziyarete gitti. Aksaçlılardandır. Evet. Yani bir milli gömleğe, milli görüşe bir şey gibi oldu. Bir hamle gibi bir... Yani, hamle tabii canım. Çok, evet, net yani. Bir hamle gibi. Bir görüşme yapılıyor şu anda. Evet. Şimdi Saadet Partisi 1,6 görünüyor. Gelecek 1,8, DEVA 3,1, HDP 8,9, MHP 9, İYİ Parti 13,1, CHP 27,2, AK Parti 34,8. Engin Bey, nasıl buldunuz bu sonuçları? Bizim için şey değil. Yani biz daha iyi bir netice alacağımızı öngörüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi açısından. MHP'nin oylarını... ben o düzeyde görmüyorum şu an itibariyle. AK Parti'nin de bendeki his ve diğer bilgiler tam 30'da olduğunu, yani AK Parti'nin, ben buradan iddiayla söylüyorum, şimdi Ocak ayındayız. Şubat sonunda AK Parti'nin 20'li, 28 olur, 26 olur, 27 olur bilmem ama 20'li rakamları göreceğine inanıyorum. Yani. Peki burada bir de hani ittifak olarak baktığınızda burada Cumhur İttifakı 43'te kalıyor bu tabloya 44. göre. 43,8. 35, 9, evet 43 küsürde kalıyor. Bunun dışında ki demokrasi bileşenleri denebilir. Bu böyle bir organizasyon yok ama Cumhur AK Parti ve MHP dışında burada görülen bütün partilerin demokrasi şemsiyesinin altında birleşeceği umudumu koruyorum. Öyle olduğu zaman zaten Türkiye'de yapılacak ilk seçimlerde Sayın Erdoğan'ın bulunduğu görevden aşağı ineceğini ve parlamentoda yeni bir tablo oluşacağını çok rahat ifade etmek mümkün. Peki, rakamlarla ilgili yorumu yapmak isteyen konuklarım var mı? Ben bu tür şeye biraz daha önce de karşıyım. Çünkü biz ilk seçimde mesela diyelim ki CHP'ye oy verdi. CHP iktidar olmayacak ki. Veya İYİ Parti'ye oy verdi. İYİ Parti iktidar mı? O ülkeyi mi yönetecek? Şimdi onların çıkaracağı bir aday belli olduktan sonra o şemsiyeye oy verecek. O parti için değil mi? Karşı taraf. Parti oyları tabii, bu parti oyları. Ama şimdi karşı tarafın adayı belli burada. Yani Cumhur İttifakı'nın kimi çıkaracak? Tayyip Erdoğan çıkaracak. Peki o zaman ona bakalım. O da karşı tarafta çıkaracak isim önemli. <Evet. gülüyor> O da sorulmuş. O çok dengeleri değiştirebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de bir soru sorulmuş. Tamam. İşte Erdoğan'ın karşısında Mansur Yavaş olursa, Ekrem İmamoğlu olursa, Meral Akşener olursa, Kılıçdaroğlu olursa, Ali Babacan olursa. Şimdi burada en çok bu anketin şans verdiği isim Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş eğer sadece Erdoğan'la ikili bir yarışa girerse... ankette görüşülen kişilerin %48,7'si Mansur Yavaş'a oy vereceğini söylüyor. Büyük bir fark değil mi Mehmet Bey? %48,7'si Mansur Yavaş'a oy vereceğini söylüyor. Erdoğan'a oy vereceğini söylenen oranları %35,4. Bir şey söyleyebilirim. Mansur Yavaş'a %48 oy verirse Mansur Yavaş hangi partiden? CHP'den. O zaman CHP de 27 değil, 34'lere çıkar. O farklı soru. CHP'de veririz. Onu demek istemem. Kimse o tepedeki isim, onun temsil ettiği şöyle, şey daha da yüksek. Ama Mehmet abi şöyle düşünmek gerekmiyor mu? Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir önceki meclisin dağılımının nasıl olacağına ilişkin bir soru. Yani bu pazar seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Şimdi burada Ekrem İmamoğlu da çok şey görünüyor. %43,3. O da çok yüksek. %37 Erdoğan. Meral Akşener %37,1, %38,1 Erdoğan. Kılıçdaroğlu 29,7, Erdoğan 39.
Ali Babacan, Muharrem İnce. Muharrem İnce'de ne bulmuş Ertan Aksoy? Muharrem İnce Erdoğan'la bir yarışa girerse %24,6 alıyor, %40,2 Erdoğan. İlginç değil mi? Muharrem İnce bu yarışa girdi, aldığı sonuç daha iyiydi. Oradan daha geriye bir noktaya geldiğini gösteriyor bu anket. Ama CHP'nin yeni aktörler var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Bir de CHP'nin adayı olarak çıkmayacak. Ama muhtemelen öyle sormadı anket. Yani CHP'nin adayı mıdır diye sormadı. Evet. Yani Erdoğan'ın karşısında Muharrem İnce yarışırsa hangisine oy verirsiniz diye. Evet. Şimdi ben şimdi hatırlamıyorum. Muharrem İnce kaç 31. oy almış? 32. 32. 31. İlk turda 31 almıştı. 31, bu ankette daha da gerilemiş durumda. %6,5 falan. Şimdi burada çok net bir şekilde şu görünüyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu bu ankete göre muazzam bir şekilde şanslı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı yarışına girmek konusunda. Engin Bey nedir görüşünüz? Ben buradan şunu anladım. Vatandaş diyor ki Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. Bir kere o kesin. Ben de diğer anket firmalarından aldığım verilerde de benzer şeyler var. Evet, şimdi gerek Ankara gerek İstanbul büyük şehirlerinin uzun yıllardan sonra AK Parti'den alınmasının her iki belediye başkanımız için de Tokamoy'unda ek bir sinerjisi olduğu, bir güven oluşturdu. Özellikle İstanbul'da seçimin yenilenmesi Sayın İmamoğlu'na ayrıca bir hem sorumluluk yükledi hem bir ekstra güç verdi. Bu tablodan benim gördüğüm, ben Sayın Genel Başkan'ın da 29.7 görülüyor orada ama yani bu tür anketlerde tabii güvenlik bir hata payı koymak lazım. Tabii burada mesele şu, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler önce bir karar verecek. İlk tura ortak adayla mı, çatı adayla mı gireceğiz yoksa hepimiz ilk turda adayları çıkaracağız sonra... Sizce daha mantıklı, ya o fikrimi, daha şey olan, rasyonel hangisi? Yani şimdi bana bu fikrimi çok erken söyledi. Kişisel fikrim tabii. Bu konuda karar merci partimizin yetkili kurulları, hatta partimizin yetkili kurulları da değil, Millet İttifakı bileşenleriyle bir masada buluşup doğru nedir noktasında bir şey hüküm oluşturabilmek. Böyle bakıldığı zaman bu çatı aday noktasında bir kere Millet İttifakı'ndan oluşturan partilerin seçmenlerinin tümünü tatmin etmek mümkün olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Bizim tabanımız kim aday olursa olsun şu olsa daha iyi olur diyecek. Diğer İyi Parti'nin ve diğer partilerin adayları da benzer homurtular, aykırı sesler, rahatsızlıklar, hoşnutsuzluklar yükselecektir. Böyle bakıldığı zaman belki ilk tura herkesin kendi adayıyla girip ama ikinci tur için önden bir mütabakat sağlamak suretiyle ikinci turda hangi aday şey kalırsa, ilk ikiye girmiş olursa, onun üzerinde artık hiçbir tartışma olmaksızın partilerin tüm gücüyle destek vereceğine yönelik bir mütabakatın kamuoyuna önden açıklanması suretiyle de bir değerlendirme yapılabilir. Burada tabii gerçekçi olan bir HDP faktörü de var. Yani Millet İttifakı içinde olmayan bir parti ama demokrasi şemsiyesi ama dediğiniz yöntem 2018 seçimlerinde denendi. Denendi ve başarılı oldu. Baktık herkes ya bu gidip Tayyip Erdoğan'a %51,5 galiba değil mi? Verdi. Yine aynı tehlike söz konusu değil mi? Bakacak o mu bu mu falan, orası bir daha. Ya bunlar bir araya gelemiyor. Bakın 2018 seçimlerinde Millet İttifakı'nın ne olduğu dahi anlatılamadı. Çünkü herkes bir aday çıkardı. Dağınık bir pozisyon verildi. Ama İstanbul'a geldiğimiz zaman İmamoğlu üzerinde bir birleşim oldu. Ha dediler ki bir tane aday var. Şey mi? Binali Yıldırım mı? İmamoğlu mu deyince İmamoğlu. Ben iki adayla seçime girmenin ki HDP'nin buradaki pozisyonu farklı olacağı için HDP ilk turda da olsa zaten ayrı aday çıkarma ihtimalini de yüksek gördüğümüzü kabul etmemiz lazım. Evet. Böyle olunca bir kere Tayyip Erdoğan hiçbir hal ve şartta 40'ın üstünde bir oy, MHP oylarını da katarak söylüyorum bunu. Ki anketlerde onu gösteriyor. Başka anketlerde onu gösteriyor. Erdoğan hiçbir hal ve şartta 40'ın üstüne çıkamayacağını ben tabii takdir milletin ama seçmenlerin ama çok ihtimal vermediğim için yani ilk tura belki farklı kombinasyonla da girilebilir.